Tabloda bazı tuzların belirli bir sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı değerleri verilmiştir. Buna göre tuzların aynı sıcaklıkta hazırlanan doygun çözeltilerindeki bakır artı iki iyonlarının değişimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? Bakır artı iki iyonları değişimi demiş. Tuzlara baktığımda her birinde bir bakır var ve iki tane de başka bir iyon var. Tuzun şekli XY2 biçiminde, yani formülü. Hepsi de aynı formül biçiminde. O yüzden bu tuzlarda şu şekilde katsayısı 1 olanın değişimi çözünürlüğe eşittir zaten. Mesela bakır 2 klorür için bunu yazalım. Hepsi için yazabiliriz ama gerek yok. Bakır artı 2, 2 klorür şeklinde iyonlaştı. Ben buradan tuzun çözünürlüğüne A dediğimde bakır iyonunun çözünürlüğü de A olacaktır. O yüzden bakır iyonunun değişimi demek zaten tuzun çözünürlüğü demektir. Şimdi diğerini de yapalım. 2A olacak. Buradan biz KCC'yi yazarken iyonlar çarpımı olarak yazıyoruz. Bakır iyonunun değişimi A, klorür iyonunun değişiminin karesi. 2A'nın karesi. Buradan ne olacak? 4A küp oldu. Hepsi de aynı tuz tipinde olduğu için, genel olarak formül tipi şekli aynı olduğu için hepsinde KCC'yi 4A küpe eşitleyerek çözünürlüğünü bulabiliriz. Şimdi burada ayrıca çözünürlüklerini hesaplamadan tuzların hepsinin formül şekli aynı olduğu için doğrudan KCC değerlerine bakarak zaten KCC'si büyük olanın çözünürlüğü büyüktür diyebiliriz. Çözünürlüğü zaten bana bakır iyonu değişimini verecekti. O yüzden KCC'yi tek başına kıyaslamak bu soruyu çözmek için yeterlidir. Değerlerine bakıyorum. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9, 4 çarpı 10 üzeri eksi 9, 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 11. Bunu 0,32 çarpı 10 üzeri eksi 9 yazarsak birbiriyle daha kolay kıyaslayabiliriz. 32 en büyük olan, yani 1. Daha sonra 4, yani ikinci tuz. En sona da 3 gelecek. Bu şekilde KCC değerlerini kıyasladığımda bunların çözünürlüklerini kıyaslamış oluyorum. Aynı zamanda çözünürlüğe eşit olan bakır iyonu değişimini de kıyaslamış oluyorum. Bu durumda cevabımız Adana olacak. (25) derecede XOH iki katısıyla hazırlanan doygun sulu çözeltinin pH değeri 10'dur. Buna göre XOH iki katısının aynı sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı değeri kaçtır? pH değerini vermiş bana ama bu bir baz. O yüzden OH iyonu değişimine geçmem daha mantıklı olacaktır. pH ve POH'ın toplamı 25 derecede 14'tü. Bu ikisinin toplamı 14 ise pH 10 olduğuna göre POH ne olacaktır? 14'ten 10'u çıkardım, 4 olacaktır. POH 4 ise buradan OH iyonu değişimine geçebilirim. OH iyonu değişimi nasıl buluyorduk? 10 üzeri eksi POH şeklinde buluyorduk. O zaman bu da 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Yani OH iyonu değişimimiz 10 üzeri eksi 4 molarmış. İyonlaştıralım biz tuzumuzu, bazımızı. Şu şekilde X artı 2 artı 2 OH eksi olacak. OH değişimini getirip yerine yazalım buraya. Burası 10 üzeri eksi 4'müş. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 diye yazsam aynı şey olur. Katsayısı 2 iken X'in katsayısı 1. Yarısı kadar olacak X'te. Bu da ne yapar yarısı? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapar. Şimdi KCC değerini istemiş benden. KCC değeri zaten iyonlar çarpımıydı. O zaman hemen iyonlarını çarpalım. X'in derişimi çarpı OH'ın derişiminin karesi. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün karesi. Buradan ne olacak? Şurası 10 üzeri eksi 8 gelir. Buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 13 gelir. KCC değerimiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 13 olacakmış. Belirli bir sıcaklıkta 0,1 molar potasyum bromür çözeltisinin 100 litresinde en çok 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol gümüş bromür katısı çözündüğüne göre gümüş bromür katısının aynı sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı kaçtır? Şimdi ortak iyon problemi bu. Önce potasyum bromürü iyonlaştıralım. Potasyum artı bromür iyonları oluşacak. Burada 0,1 mol potasyum bromür olduğunu söylüyor çözeltide.
0,1 molar potasyum bromür çözündüğünde ortama 0,1 molar potasyum, 0,1 molar da bromür iyonu verir. Bu çözeltinin içinde bu çözeltinin 100 litresinde en çok 2 × 10⁴ mol gümüş bromür çözünürmüş. Şimdi biz bu gümüş bromürün molaritesini önce yazalım. Molarite neydi? Mol bölü hacimdi. Ne kadar çözünüyormuş? 2 × 10⁴. En çok diyor, yani dolgun olduğu halden bahsediyor. 2 × 10⁴ mol kaç litrede çözülmüş? 100 litrede. O zaman molaritesi ne olacak? 2 × 10⁴ olacak. Şimdi ben bu çözeltinin içindeki gümüş bromürün çözünme denklemini yazıyorum. Gümüş bromür. Gümüş iyonu ve bromür iyonuna ayrışacak. Ve yine potasyum bromür çözeltisinin içindeki çözünürlüğünü yazıyorum. 2 × 10⁴. 2 × 10⁴ molar çözündüğünde ortama 2 × 10⁴ molar gümüş ve 2 × 10⁴ molar da bromür iyonu verecek. Şu an aynı kabın içinde bulunan bu iki çözeltide, bu iki tuzun iyonlarında toplam ne kadar bromür iyonu var? Şu kadar, bakın. 0,1 artı, şuraya toplam bromür iyonunu yazalım. 0,1 artı 2 × 10⁴ molar var değil mi? Şu kadarı toplam bromür iyonun derişimi. Peki burada 0,1'in yanında 10⁴ derecesinde bir sayı çok çok küçük değil mi? Bu çok çok küçük olan sayıyı ihmal edelim. Şimdi ben bunu ihmal ettim. Çözeltide toplam 0,1 molar bromür iyonu var diyebiliriz. Peki çözünürlük çarpımını nasıl yazıyorduk? Çözünürlük çarpımı gümüş bromür için yazıyoruz, şu bileşik için. Nedir? İyonlarının değişimlerinin çarpımıdır. Gümüş iyonu değişiminin değişimi çarpı bromür iyonu değişimi. Gümüş iyonu değişimi şu. 2 × 10⁴. Bromür iyonu değişimini 0,1. Aslında burada 2 × 10⁴'yi de ekliyoruz 0,1'e, ama biz çok çok küçük olduğu için ihmal ettik. Çünkü yanında ihmal edilebilecek kadar küçük bir sayı, onu buraya yazmanın bir anlamı yok. İhmal ettik. Şimdi çözünürlük çarpımını artık buradan bulabiliriz. Ne oldu? 2 × 10⁴ oldu. KÇÇ değerimiz 2 × 10⁴ olacakmış. Cevap Adana. Suda çözülme denklemi verilen magnezyum hidroksit çözeltisi katısıyla dengededir. Buna göre İşlemlerinden hangileri magnezyum hidroksit bileşiğinin çözünürlüğünün artmasına neden olur? Şimdi bakalım. Aynı sıcaklıkta kaba magnezyum hidroksit katısı ilavesi. Zaten katısıyla dengede olan bir çözeltiye aynı katıdan ilave ettiğimizde çözünürlük de değişmez, çözünen madde miktarı da derişimi de değişmez. O yüzden bu uygun bir işlem olmadı. Sıcaklığı artırma. Şimdi tepkimeye bakıyorum. Isı girenler yönünde, yani endotermik bir tepkime. Endotermik tepkime olduğu için sıcaklık artışı çözünürlüğü artırır. Şöyle denge üzerinden de yorumlayabiliriz. Sıcaklığı artırdığımızda sistem bunu tekrar azaltmak isteyeceği için ısının olmadığı yöne yürür. Yani ürünler yönüne yürür. Ürünler yönüne yürümesi de çözünürlüğün artması, çözünme olayını desteklemek demektir. O yüzden endotermik tepkimelerde sıcaklık arttığı zaman çözünürlük artar. Aynı sıcaklıkta çözeltinin pH değerini azaltmak. pH değerini azaltmak demek ortama hidrojen iyonu eklemek, yani hidrojen iyonu değişimini artırmak ya da OH iyonu değişimini azaltmak demektir. O zaman ben OH iyonu değişimini azaltırsam, yine denge üzerinden yorumlayalım. OH değişimini azalttığımda sistem bunu tekrar artırmak isteyecektir. Ve OH'ın olduğu yöne doğru yürüyecektir. Yani iyonlar yönüne, ürünler yönüne yürüyecektir. Çözünmeyi desteklemiş olacak ve çözünürlüğü artıracaktır. O zaman bu işlem de uygun oldu. Hangileri çözünürlüğü artırırmış? 2 ve 3 olacak cevabımız Denizli. Krom 3 hidroksit katısıyla hazırlanan doygun sulu çözeltide iyonların derişim zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Grafiğe baktığımızda dengedeki krom iyonu derişimi 2 × 10⁴ iken OH iyonu derişimini x olarak vermiş. Şimdi formülümüze bakalım. Krom 3 hidroksit. Biz burada
Bir tane krom iyonu oluştuğunda, artı 3 olarak yazalım, 3 tane hidroksit iyonu oluştuğunu görüyoruz. O zaman krom iyonunun değişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 ise OH iyonun değişimi bunun 3 katı olacaktır. Yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olacaktır. Yani bizim x değerimiz bu olacak. 6 çarpı 10 üzeri eksi 6. OH iyonun değişimi 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 molardır demiş. Birinci yargımızı bulduk. Doğru. Krom 3 hidroksit katısının aynı sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı değeri nedir onu bulalım şimdi. Çözünürlük çarpımı bağıntımızı yazalım. Kromun derişimi çarpı OH iyonu derişiminin küpü. Değerlerini yerine yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın küpü. Buradan hesaplayalım. 6'nın küpü 216. 2 ile çarptım. 432 çarpı. Şimdi üstleri düzenleyelim. 10 üzeri eksi 6 var burada. 10 üzeri eksi 18 de buradan gelir. 10 üzeri eksi 24 olur. Virgül kaydıralım. 2 basamak kaydırdım. 4,32 çarpı 10 üzeri eksi 22 oldu. KÇÇ değerimiz buymuş. Bize de böyle vermiş zaten. Bu da doğru. Çözeltide hidrojen iyonu bulunmaz demiş. Bu bir sulu çözelti olduğu için bütün sulu çözeltilerde asidik, bazik ya da nötr hepsinde mutlaka hidrojen iyonu ile birlikte OH iyonu bulunur. Burada sıcaklığı bize 25 derece oda koşullarında verdiyse sıcaklığa bağlı olarak bu ikisi çarpımı, değişim çarpımı her zaman 25 derece olması koşuluyla hangi tür çözelti olursa olsun bu ikisinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olur. Yani bazik bir durumda OH çoksa hidrojen az olur. Asidik bir durumda hidrojen çoksa OH az olur. Nötrse de ikisi birbirine eşit olur. Ama mutlaka bu her üç tür sulu çözeltide de her iki iyon da bulunur. Bu ifade o yüzden yanlış. Doğru olanları istemiş 1 ve 2 olacak. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki grafikte 0,1 molar gümüş nitrat çözeltisinde belirli bir sıcaklıkta gümüş klorür tuzunun çözünürlüğü verilmiştir. Buna göre gümüş klorür tuzunun aynı sıcaklıkta saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır? Ortak iyon içeren bir çözeltideki çözünürlüğünü vermişler bize. Şimdi önce şunu yapalım. Bu ortak iyon ne kadarmış onu görelim. Gümüş nitrat iyi çözünen bir tuz. Gümüş iyonu ve nitrat iyonu olarak ayrışacak. 0,1 molar dediği için gümüş nitrattan 0,1 molar çözündüğünde ortama 0,1 molar gümüş, 0,1 molar da nitrat iyonu gelecek. Bu çözeltinin içinde ben gümüş klorürü çözmek istiyorum. Ortak iyonumuz gümüş. Şimdi bir de gümüş klorürün çözülme denklemini yazalım. Az çözündüğü için bunu denge şeklinde yazdım. Gümüş iyonu ve klorür iyonlarına ayrışacak. Bu tuzun gümüş klorürün gümüş nitrat çözeltisi içindeki çözünürlüğünü grafikten okuyacağım. Grafikte bana bunun 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olduğunu söylemiş. Yani şurası 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'muş. Bu kadar çözündüğünde ortama vereceği gümüş iyonu değişimi de 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 olacaktır. Klorür de yine aynı şekilde 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar olacaktır. Şimdi ortamda ne kadar gümüş iyonu var bakın. Şu kadar var. Yani toplam 0,1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar var. Bu 0,1 yanında 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 çok küçük bir sayı olduğu için bunu ihmal ediyorum. Yani toplamda 0,1 molar gümüş iyonu var desek olur. Şimdi ben buradan KÇÇ değerini bulacağım bu tuzun. KÇÇ değeri neydi? İyonlar çarpımıydı. Gümüş iyonu ile klorür iyonunun değişimlerinin çarpımını alacağım. Gümüş iyonu ne kadardı? 0,1 molardı. Klorür iyonu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'du. Buradan hesapladığımda 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 gelir. KÇÇ değerimiz buymuş. Şimdi bana diyor ki saf sudaki çözünürlüğü nedir? KÇÇ değeri sıcaklık dışında hiçbir şeyle değişmeyecekti. Aynı sıcaklıkta dediği için ben yine bu tuzun saf sudaki çözünürlüğünü bulmak için aynı değeri kullanacağım. Bu kez KÇÇ'yi tekrar yazacağım ama bu kez iyonlaşan gümüş klorürü şöyle yazalım. Yeniden iyonlaşma denklemini yazayım. Gümüş iyonu ve klorür iyonu verdi.
Saf sudaki çözünürlüğüne A dedim. A kadar çözündüğünde gümüş iyonundan A kadar, klorürden A kadar oluşturacak. Buradan KCC bağıntımda iyonlar çarpımı ne gelecek? Gümüş iyonunun değişimi A, klorürünki A, yani A kare oldu. A kare de neye eşit olacak? 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşit olacak. Buradan A'yı çektiğimde 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar gelir. Bu da saf sudaki çözünürlük değerimizi verir. Cevabımız denizde olacak. Suda az çözünen M ve S tuzlarının çözünürlük çarpımı değeri sıcaklık grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre M ve S tuzları için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? T derecede saf sudaki çözünürlükleri aynıdır demiş. Biz M ve S tuzlarının formüllerini bilmiyoruz. Sadece T derecede KCC değerlerinin aynı olduğunu biliyoruz. Formülleri bilmediğimiz için çözünürlüğünün aynı olup olmadığını söyleyemeyiz. Belki bir tanesi XY tipinde bir tuzdur. Belki X2Y'dir. Belki XY3'tür. Hani ne olduğunu bilmediğimiz için buradan gelecek olan çözünürlük değerinin aynı olup olmadığını bilemeyiz. Kesinlikle doğrudur dediği için bunu alamıyorum. M tuzunun sudaki çözünürlüğü endotermik, S tuzunun sudaki çözünürlüğü egzotermiktir demiş. M tuzuna bakıyorum. Şurayı şöyle başka bir renkle gösterelim. M tuzunun çizgi üzerinde bakın, sıcaklık arttıkça çözünürlük değerinin arttığını görüyoruz. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü arttığına göre M'nin çözünmesi endotermiktir. Diğeri ise, şimdi burayı tekrar silelim. Bu sefer de S için bakalım. S'de ise bakın, sıcaklık arttıkça çözünürlük değerinin azaldığını görüyoruz. O zaman S'de egzotermik çözünen bir tuzdur. Yani bu ifademiz doğru. Birincisi yanlıştı. İşaretleyelim tekrar. T derecede çözünürlük denge sabitleri eşittir. Zaten T derece, tekrar sileyim grafiği, şurası. Çözünürlük denge sabiti KCC'ydi. Bize grafikte KCC'yi vermiş ve bu T derecede ikisi için de aynı değerdir. O yüzden bu da kesinlikle doğrudur. 2 ve 3 kesinlikle doğruymuş ama bir konusunda yorum yapamıyoruz tuzların formülünü bilmediğimiz için. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Edirne. Aşağıdaki tabloda X2Y iyonik katısının 25 derecede saf sudaki çözünürlüğü ve 50 derecedeki çözünürlük çarpımı değeri verilmiştir. Buna göre X2Y katısı için yargılarından hangileri yanlıştır? Önce tablodaki boşlukları dolduralım. 25 derecede çözünürlüğü verdiği için KCC'yi hesaplayabilirim. X2Y'nin iyonlaşma denklemini yazalım. X artı, artı pardon, 1 iyonu, katsayısı 2. Y eksi 2 iyonu, katsayısı 1. Çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 demiş. Çözünürlüğü şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacakmış. Yani bu kadar çözündüğünde ortama ne kadar iyon verecek? 2 katı kadar x iyonu verecek. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve kendisi kadar, yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 de y iyonu verecek. Şimdi buradan KCC değerini hesaplayabilirim. KCC iyonların çarpımıydı. X iyonunun değişiminin karesi, katsayısını üs olarak yazdım ve y iyonunun değişimi. Buradan hemen yerleştirelim. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şunun da karesini alalım. Şimdi 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 oldu burası. 10 üzeri eksi 6 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Düzenleyelim. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 oldu. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9'da 1 virgül kaydırırsam 3 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 diye de yazabilirim. O zaman burada şu boşluğumu doldurayım hemen. 3 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacakmış. Şimdi ikinci boşluğu dolduralım. Burada da KCC değerini vermiş, çözünürlüğü istiyor. Şimdi tekrar aynı şeyi yapacağım. Şöyle yapalım. Burada yine iyonlaşma denklemi X2Y 2X artı y eksi 2 diye yazdım. Burada KCC'yi biliyorum. Ama çözünürlüğü bilmediğim için A yazdım. Buna da 2A ve A yaz. KCC ne olacak o zaman? Çözünürlük bağıntımızı şu şekilde yazalım. 2x'in değeri 2A olduğu için 2A'nın karesi olacak. Çarpı y'nin değişimi de A olacak. Buradan ne oldu? 4
A küp oldu. Bu da neye eşitmiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 21'e eşitmiş. Yazalım. Şimdi 4'ler sadeleşsin. A küp 10 üzeri eksi 27 ise A ne olur buradan? 10 üzeri eksi 7 olur. Burayı da tamamlamış olduk. 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 oldu. Şimdi gelelim sorumuza. 25 derecedeki çözünürlük çarpımı 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir demiş. Biz de öyle bulduk. Evet doğru. 50 derecede hazırlanan doymuş çözeltideki x artı iyonları değişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molardır demiş. Ama biz onu ne bulduk? X iyonunu, yani çözünürlüğünü bulduk. X'i soruyormuş. Evet oraya geçelim o zaman. X'i 2A olarak bulmuştuk. 2A olduğuna göre A'yı bulduk. 10 üzeri eksi 7. X'i 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 diye buluruz. O zaman bu da doğru. Suda çözünmesi endotermiktir demiş. Suda çözünmesi endotermik mi? Nereden bileceğim? Şuradan. KCC 10 üzeri eksi 8 iken sıcaklık arttığında 4 çarpı 10 üzeri eksi 21'e inmiş. Yani sıcaklık artışıyla KCC azalmış. Azaldığına göre egzotermiktir. Yani üçüncü yargımız yanlıştır. Bu durumda cevabımız ne olacak? Yanlış istediği için yalnız 3 olacak. Ceyhan. Aşağıda suda az çözünen bir tuzun doygun çözeltisine ait değişim zaman grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tuzun formülü x, y, 2 şeklindedir. Burada tuzun iyonları arasındaki katsayı ilişkisine bakalım. X'in değişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 iken y'nin ki bunun 2 katı kadar. O zaman x'ten bir tane varsa y'den 2 tane vardır formülün içinde. Yani birinci ifademiz doğru. Grafiğin çizildiği sıcaklık değerinde tuzun çözünürlük çarpımını vermiş. Doğru mu kontrol edelim. X, Y, 2 tipinde bunu bir de şöyle yazalım. X'ten artı 2 olarak yazdım bir tane. Y'den de katsayısını 2 olarak aldım. Eksi 1 olarak aldım bunu da. Şimdi değerlerini yerine koyuyorum. KCC bağıntısında X'in değişimi çarpı Y'nin değişiminin karesi şeklinde yazmalıyım. X'in değişimi neydi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Çarpı y'nin değişimi de 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi. Buradan 4'ün karesi 16. 2 ile çarptım 32. Şimdi 10 üzeri eksi kaç olacak? Eksi 6, 3 daha 9. 10 üzeri eksi 9 olacak. 1 virgül kaydırırsak 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacaktır. Yani bu ifademiz de doğruymuş. T anında sabit sıcaklıkta çözeltiden bir miktar su buharlaştırılırsa çözünmüş tuz kütlesi azalır. Bir miktar su buharlaştırdığımızda bu doygun bir çözelti olduğu için buharlaşan tuzun, suyun çözmüş olduğu tuz da dibe çökecektir. O yüzden dipteki katı kütlesi artacak ama çözünmüş olan tuz kütlesi azalacaktır. Yani bu ifademiz de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak.